Uygulamalarda Adonet kullanımı Adonet, ilişkisel ve ODBC veri tabanlarından veriye ulaşmak için kullanılan ana kitaplıktır. Bu projeyle çalışmak için şekildeki solution dosyasını açın. Proje içinde Northwind.mdf MDF adında bir veri tabanı ve Form 1.cs dosyaları bulunmaktadır. Form 1.cs dosyasına çift tıklayıp tasarım görünümünde açın. Kullanıcı arayüzünde 3 düğme ve 1 liste kutusu bulunmaktadır. Veri tabanına nasıl bağlanılacağını görmek için Connect butonuna çift tıklayın ve kod editörünü açın. Veri tabanı ile ilgili bir işlem yapmadan önce bağlantı kurulması gerekmektedir. Bunun için SQL Connection adlı sınıf kullanılmalıdır. Daha sonra veri tabanının nerede olduğuna dair ayrıntılarını açıklayan bir bağlantı metni kullanılmalıdır. Buradaki metinde Data Directory klasörü içindeki Northwind.mdf dosyasının kullanılacağı belirtilmektedir. Bağlantıyı açmak için bağlantı nesnesinin Open komutu kullanılır. Kapatmak için de Close komutu kullanılmaktadır. Bağlantının açık olduğunu doğrulamak için Message boxla ekrana State özelliğini yazdırın. Aynı şekilde bu mesajı bağlantı kapatıldıktan sonra da yazdırın. F5 tuşuna basarak uygulamayı çalıştırın. Düğmeye tıkladığınızda açılan pencerede Open metni görüntülenir. Tamam düğmesine tıkladığınızda ise Closed metni görüntülenir. Uygulamayı sonlandırın ve Visual Studio ekranına geri dönün. İkinci butona tıklandığında veri tabanından bilgiler çekilmek istenmektedir. Bunun için ikinci butona çift tıklayın ve kod penceresini açın. Metot içinde yeni bir komut nesnesi tanımlayın. Daha sonra veri tabanına gönderilecek komut metnini tanımlayın. Bu SQL sorgusu olacaktır. Yazılan sorgu ile Shippers tablosu içindeki tüm veriler çekilecektir. Ardından komut nesnesine veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılacağı bağlantı yazılmalıdır. Kodun geri kalanı açıklama satırları içine daha önceden yazılmıştır. Şimdi bu açıklama satırlarını Ctrl-K ve Ctrl-U tuş ile kaldırın. Executor Reader ile yazılan SQL cümlesi çalıştırılır ve sonuçlar Reader değişkenine atanır. Reader değişkeninde herhangi bir satır olup olmadığını görmek için kontrol edilmektedir. Eğer herhangi bir satır varsa read fonksiyonunu çağrılmakta ve verinin ilk parçası alınmaktadır. Daha sonra reader get SQL stringi çağrılır ve verinin bir numaralı satırı alınır. Alınan değer listeye eklenir. Daha sonra boş kısma gelene kadar okumaya devam etmesi için while döngüsü kullanılmaktadır. Sonra reader nesnesi kapatılmıştır. Bu kodların altında veri tabanı için başka bir sorgu daha bulunmaktadır. Bu bir güncelleme sorgusudur. F5 tuşuna basın ve uygulamayı test edin. İkinci butona tıkladığınızda Shippers tablosundaki değerlerin liste içinde görüntülendiğini görebilirsiniz. Uygulamayı kapatın ve Visual Studio ekranına geri dönün. Buradaki son buton Data Set'i oluşturacaktır. Bunun için düğmeye çift tıklayın. İlk olarak Data Set tanımlaması yapılmıştır. Bunun bellekteki bir veri tabanı olduğunu düşünebilirsiniz. Daha sonra bir veri adaptörü oluşturulmuştur. Veri adaptörün görevi tabloyu doldurmak ve veriyi tekrar veri tabanına yerleştirmektir. Product adapter'la da aynı işlem yapılmış ve products tablosunun hepsi seçilmiştir. Dataset'e shippers ve products tablosu eklenmişti. Ardından fill komutunu çağrılmış ve dataset burada git veri al ve sonra shippers tablosuna koy denilmiştir. Son adımda products tablosundan veri almış ve veri kaynağı özelliği ile liste kutusuna yerleştirilmiştir. Yazılan kodun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için F5 tuşuna basın. Fill Data Set'e tıkladığınızda ve veri tabanındaki tüm ürün isimleri listede görüntülenecektir. Visual Studio'da bu data setleri kullanıcının yerine oluşturan bir sihirbaz bulunmaktadır. Bu sihirbaz gelecek bölümde anlatılacaktır.